Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, Hoş buldum nasılsın? Metan, iyiyim, sağ ol, sen İyiyim nasılsın? ben de, teşekkürler. Hafta Cuma günü biliyorsun Manisa'da açıldı. Akhisarspor Bursaspor ki haftanın en önemli maçıydı hani bence kağıt üstünde. Bursaspor eski Akhisarlı Selezniyov'un golüyle 1-0 altın kazandı. değerinde bir 3 puan aldı. Nasıl buldun iki takımı? Hani özellikle maçın ilk yarısı kör dövüşü şeklinde geçti. Golü kim atarsa hani o takımın kazanacağı şeklinde bir maçtı. Hani izlediğimizde onu anladık ve Serdar Özkan'ın hani Asistiyle. Bursaspor'a zaten bu yüzden geldi. Yaratıcılık anlamında Serdar çok iyi bir orta açtı sol kanattan sağ ayağıyla. Selezniyov da çok net bir kafa vuruşu Evet, yaptı. aslında zor bir kafa vuruşuydu. Aynen, kaleci Gökhan kıpırdayamadı bile hani. O da bizler gibi golü izledi. Çok güzel bir gol attı Selezniyov. Nasıl buldun iki takımı? Ben Bursaspor'da özellikle Sedat'a bayıldım. Müthiş oynadı savunmada. Neler söyleyeceksin maçla Ya alakalı? geçen hafta biz dedik ki bu hafta TFF 1. Lig'deki en kapalı kutu maç. Hani hiçbir Zorluk tahminim yoktu anlamında. zaten Evet, benim. benim de. Senin de bir tahmin değil, daha doğrusu görüşümüz yoktu. Aynen. Çünkü iddia programı değiliz, onu söyleyelim. Bursaspor 1-0 kazandı. Bence Bursaspor'un almış olduğu bu galibiyet, o hani eksi 3 puanı var ya, almış olduğu ceza. Da. Onu bence telafi etti bu 3 Evet, puanla. Öyle katılıyorum oldu. sana. Ya zaten o eksi 3 puanı sezon sonuna kadar arayacak gibi duruyor. Gerçekten şu an eğer o 3 puan olsaydı ikinci sıradaydı ve hani Erzurum'un da 2 puan önüne geçecekti. Ama Bursaspor ilk iki yolunda çok büyük bir adım attı. Şundan Tabii çok dolayı önemli bir galibiyet. önümüzdeki iki hafta gerçekten çok uygun bir fikstürü var. İçeride Eskişehir'le, deplasmanda Osmanlı'yla, ardından biliyorsun çok önemli bir maç var. Adana Demir maçı. Daha Ama Erzurum maçı var deplasmanda. var ama hani şu önündeki fikstürde Bursaspor kendini ilk ikiye de atabilir. Ben Atabilir tabii öyle ki. düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Zaten ben sana şöyle söyleyeyim. Şu an zirvede 4 tane takım var. Yani şeyde playoff sıralamasında. Keçiörengücü, Menemen, Adana Demirspor, bir de Akhisarspor. Ya bu 4 takım da, Adana Demirspor belki bir kağıt yani şey bir Kağıt tık üstünde. kenara ayırabiliriz. Menemen'de zaten düşüş bekliyoruz. Başladı Keçiören'den düşüş. de. Keçiörengücü'nden de bekliyoruz. O da başladı. Akhisar da zaten kötü futbol oynuyor. Mehmet Altıparmağ'ın zaten Evet. koltuğu Tam sağlantıda. 5 hafta oldu gol atamadığı Aynen. Akhisar'ın Adana maç. Demirspor'u da kenara ayırdık. Zaten onu maça gelince de konuşacağız. Aynen. Onlarda da Uğur Tuneker sıkıntısı var. Ki bu haftaki sıkıntıyı da zaten biliyorsun. Maça gelince konuşacağız. İnanılmaz bir Evet, maçtı. Bursaspor zaten çok net bir galibiyet aldı. Net derken çok önemli bir galibiyet Evet. aldı. Ben tebrik ediyorum. Yani Akhisar'ın işi zor. Hatta geçen hafta ben sana sormuştum. Ya bu takım beraber de kalırsa Mehmet Altıparmak gider mi? Ben Mehmet Altıparmak'ın neden gönderilmediğini de anladım. Onu da söyleyeyim. Sürekli transfere ihtiyacımız yok diyor. Yönetimi de rahatlatıyor böyle yaparak. Yönetim de transfer falan yapmıyor. Ama Akhisar'ın transfere ihtiyacı var. Kesin net ki. Elinde iyi bir kadro var ama her takımın bence transfere ihtiyacı vardır. O Ya zaman şu an Manchester City bile taktiği aynen öyle. istiyor ya. Liverpool'un da adama Guardiola. ihtiyacı var. Aynen O zaman öyle. onlar hiç adam almaz. Real Madrid'in de yok. O zaman baktığında bence hani yönetime kalkan olduğu için bu kadar Mehmet Altıparmağ'ın arkasında duruluyor. Ama Akhisar gerçekten futbol oynamıyor. Ya Akhisar futbol oynamıyor zaten. Bursaspor'da hayati bir 3 puan aldı. Hayatı 3 puan. Bursaspor biliyorsun haftaya dediğin gibi Eskişehir'le Çok oynayacak. güzel bir maç Ya onlar adına. Bursaspor şu an kazandı bu hafta. Yani geçtiğimiz hafta. Bir de bu iki Aynen. maçtan da galibiyet çıkartırsa, ya yani en kötü 4 puan çıkartırsa Bursaspor'un Yok. önü açık. Bir de bu maçta Selezniyov kırmızı kart Evet, gördü biliyorsun. oynayamayacak Ayrıca Eskişehir Özer de sarı kart cezası durumuna düştü ama bence kartları iyi yerde sıfırladı Özer. Sana Çünkü şu... Eskişehir maçında Özer'i aramaz Evet, Bursaspor. şunun da bilgisini verelim. Selezniyov biliyorsun ikinci sıradan atıldığı için sadece bir Aynen. maç oynamayacak. Aynen haftaya Eskişehir maçı. oynayamayacak ki Selezniyov'un da üstüne bayağı oynadı tribünler. Evet. O da ama tribünlere oynadı. Karşılıklıydı o. İki tarafta birbirine bayağı bir oynadı maç Evet. boyunca. Hemen cumartesi Bursaspor'u da tebrik tabii ki ediyoruz. de Çok değerli Bursaspor'u galibiyet tebrik oldu. ediyoruz. Bursaspor ilk iki yolunda çok büyük adım attı. Hemen cumartesi günü oynanan maçları değerlendirmeye geçelim. Beklediğimiz gibi Giresunspor kendi evinde Ümraniyespor'u mağlup etmeyi başardı. Ben net galibiyet bekliyordum. Aynen ben de en kötü yenilmez diyordum ve galibiyete yakın görüyordum. Geçen hafta biliyorsun Menemen deplasmanında Delvaye maça katkı vurmuştu. Bu hafta başka bir kanat oyuncusu Ahmet İlhan maça damga vurdu Giresun adına ve çok değerli bir galibiyet aldılar. Ya Ümraniyespor'un Emircan'ı çok arayacağını söylemiştik. Gerçekten Emircan ikisi. fellik fellik arıyorlar Emircan'ı. Neler söylersin? Giresunspor çok değerli bir 3 puan aldı. Ya bu maçta benim tek söyleyeceğim şey Giresun tarafında olur zaten. Ben Giresun'dan galibiyet bekliyordum. Ümraniyespor çok büyük yanlış yaptı. Emircan gitti. Lazar gitti. Ki Lazar o yani varken de oynatmıyordu zaten Evet, Ahmet Başürek. oynatılmıyordu. Takımı bence baltalıyor. Ümraniyespor'un zaten en önemli şeyi hücum hattıydı. Hani sen geçen hafta demiştin işte kulübün maçı geldi önemli oyuncu ama ya sen Savunmaya. hücumunda önemli oyuncuları kaybettin.
Sen bu liglerde hep hücum hattında ön plana çıkıyorsun. Zaten bu maçta Gulyumaç da oynayamadı. Sarı kart cezalısıydı. Yine Vasco Fernandez'e döndüler. Evet. Sen zaten bu ligde hücum hattındaki oyuncuların yetenekleriyle ön plana Tabii. çıkıyorsun. Ümraniyespor'da yetenekli bir oyuncu kalmadı Gimmer Maalesef dışında. kalmadı. Giresun'dan galibiyet bekliyordum ben. Net bir şekilde demiştim. Yani net derken tabii kazanacağını söyledim. Farklı bir galibiyet değil. Giresunspor'u tebrik ediyoruz. Ayrıca ben Giresunspor'u ilk sezon ilk devrede şampiyonun en büyük adayı Ben de görüyordum. Erzurum'u, sen Giresun'u Ama Giresun söylemiştin. tabii daha ilk haftadan bana rengini belli etmişti. Ama o zaman Erkan Sözer'e vardı. Aynen. Hakan Kutlu gelince takım düzeldi. Ben Giresun'dan zaten çıkış bekliyorum. Beklediğimi söylemiştim. Ama bu hafta da ben takviye bekliyorum en az bir iki tane. Benim Giresunspor'la alakalı söylemek istediğim tek bir şey var. Takım şu an rayına oturdu, çok iyi gidiyor. Ama Giresunspor'un Takviye stadı lazım. çok boş kalıyor. Ya Kesinlikle taraftarların o stadı doldurmaları ya lazım. o da var ama takım da çok kötü girdi lige. O yüzden belki bunun da etkisi Ama olabilir. Giresunspor bu sene hiç dolu tribünlere oynamadı. Ama işte sezon başından beri takım kötü gitti Şu zaten. an Erkan toparlandılar. şu an toparlandı. Daha bir iki takviye daha lazım. Giresunspor bir iki maç daha üst üste kazanırsa ya işler bir anda değişebilir. Bu haftaki Hatay maçı inanılmaz kritik Hatay maçı olacak. çok İki önemli takım için ama de. ya Giresun'un da tabii kazanması çok zor gözüküyor Tabii maçta. kolay Onu değil. hafta değerlendirmesinde konuşacağız. Aynen öyle. Giresun'a ben takviye bekliyorum iki tane. Yani bir iki transfer şart. Bence de şart ama başkan yapmayacağız diyor. Bakalım yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Son bir hafta kaldı. Yapmazlarsa 4 gün kaldı hatta playoff transferin işi zor bitmesine. Giresun'un. Tabii kolay gözükmüyor. Ben playoff'a transfer yapmasalar da kalabileceklerini düşünüyorum da. Yok ben zor görüyorum. Çıkamazlar ama Ya transfer uzun yapılmazsa. süreli süreçte sıkıntı. Ya Giresunspor'da şimdi Rusescu sakatlansa kim var yedeklerde? Tabii o problem. Katılıyorum Kimse yok o sana. yüzden. Bir diğer mücadeleye geçelim hemen. Osmanlıspor'la Keçiörengücü arasında Ankara derbisinde Konuşulacak fazla bir bu şey yok ya. maçı Osmanlıyım izleyenler zaten. maçın başında uyuyakalmış olabilirler. Öncelikle onu söyleyeyim. Maç gerçekten böyle ninni modunda geçti. Bir Ya de sana şunu soracağım. Sözünü kesiyorum. tabii. Ben Serkan Özbalta Serkan konusuna mı Özbalta'yı geliyoruz? sürekli Eleştiriyordun. eleştiriyordum. Haklı mıyım, haksız Ya mıyım? şimdi bak şu açıdan sana katılıyorum. Bu elindeki kadroyla iyi puan topladı şu ana kadar. Hani ben o yüzden övüyorum ama çok geç değişiklikler Ama yapılıyor. ya şimdi toplamasının da bir nedeni var. Zaten bu ligde bütün takımlar, kafaya oynayan takımların hepsi puan kaybetti. Ya Puanlar tabii hep birbirine orası yakın. öyle. Şimdi şöyle bir durum var ama ya 85'ten sonra oyuna oyuncu almanın anlamı ne? Osmanlıspor zaten 76'da 10 kişi kaldı biliyorsun çift Evet. sarıdan ki Halil İbrahim'in atılacağı belliydi. Dandun dalıyordu Çok sert herkese oynadı, çok maç sert. boyunca gitti zaten ki Osmanlı'nın elinde çok dar bir kadro var biliyorsun ya kulübede futbolcu yok. Yok, kimse Takım yok. 3-4 tane oyuncunun üstüne dönüyor. Bir Beykan var, Erik Ayuk var. Forvet'te oynayan forvet değil. Mertan Caner Öztürk sağ açık biliyorsun Erdem Çetin normalde. kaydı. Bu takımda ne işi var diyoruz. Ben bu sene Oğuz Yıldırım'ı çok beğeniyorum. Sağ bekte müthiş oynuyor, onu Sen zaten söyleyeyim. bunu kendi aramızda konuşurken de Çok iyi oynuyor. söylüyorsun. Transfer yapabilir diyoruz hep. Aynen Oğuz sene sonu iyi bir takıma gidebilir. Hani Osmanlıspor'un elinde çok dar bir kadro var. Ben Keçiörengücü'nün daha cesur oynamasını beklerdim. Ben bu 2 puan kaybını çok büyük eksi olarak görüyorum. Ya Keçiörengücü zaten bence playoff'a kalamayacak. Ben bunu söyledim geçen hafta kalamayacak. Serkan Özbalta da bu hafta pardon geçen hafta herhalde beni dinlemiş. Eskişehir maçında. Süleyman Süleyman Olgun Olgun oynamadı. oynatmadığı ve Aynen. adam yolda yürümesini bilmiyor affedersin. Adama penaltı çektiriyorsun. Ya maç 1-0 yeniliyor takım. Sanki takım 5-0 önde gibi defanstan top çıkartıyor ileriye. Bir de ben şunu anlayamadım. Cem Ekinci'nin ilk 11'de ne işi var? Ya genelde oynatıyor zaten sezon Hayır ya ne başından işi beri var ama yani? yetersiz İşte kalıyor. ne işi Katılıyorum var? sana. Bu hafta için söylemiyorum. Genel Bence anlamda söylemiyorum. Keçiörengücü 4-4-2'ye dönse daha iyi. Kone ile Bokila Bokila. yani ki Bokila da ama maçın başında öyle bir gol kaçırdı ki saç baş yolduruyor. Ben Hatay sporlu taraftarlara sonuna kadar hak vermeye Ben başladım. şuna giriyorum ya. Geçen hafta Bokila gerçekten kötü oynadı da. Aslında ona da top gelmedi net. Bir tane net top Ama bu geldi. maçta maçın başında Evet kaçırdığı bu gol top çok netti. Bunu aynen atması öyle. lazımdı da. Ya şimdi Bokila'ya da bir şey söyleyemiyorsun. Keçiörengücü de sezon başından beri bu takım gol atamıyor. Ya Evet. takviye lazım. Orta saha forvete. 3 tane yabancı oyuncun var senin. Madinda, Famusa, Hepsi Konya Kiyoko. kulübedeydi. Ya hepsi kulübede kardeşim. Bu adamları oynatmayacaksan o zaman niye yabancı oyuncu alıyorsun? Türk oyuncuyu al. Keçiörengücü'nü Yedeklere koy o ya zaman. Sertaç'ın gitmesi çok kötü etkiledi. Sertaç da bence Manisa'da aradığını bulamayacak gibi. İki Ya bilmiyorum. taraf için de kayıp oldu gözüken o. Sertaç şu an paraya gitti. Tabii, aynen O öyle. Nasıl parası daha Muhsin iyi. Yıldırım İstanbul'dan Samsun'a gitti. Evet. Daha iyi şartlar için. Sertaç da o yüzden Manisa'ya gitti. Cumartesi akşamının son oynanan maçına geçelim Geçelim. istersen. Altay kendi evinde İstanbulspor'u mağlup etti. Maç 1-0 bitti ama Altay rahat kazandı bence ve İstanbulspor'un sadece son dakikada Aldin Kayış da çok net kaçırdığı bir pozisyon var. İstanbulspor'un içi boşaldı resmen. Yılmaz Özeren'in bu sene attığı ilk gol oldu tecrübeli orta saha oyuncusunun. Ayrıca Fırat Gül varken İstanbulspor gene futbol oynuyordu ama Fatih Tekke ile Çok bence kötü. İstanbulspor oyun olarak geriye gitti. Gitti. Nasıl buldun iki takımın mücadelesini? Ya ben şunu anlayamadım.
Elinde zaten malzemeler kısıtlı İstanbulspor'da. Kamal İshak nasıl yedek? İbrahim Yılmaz nasıl yedek? Evet, neden kesik yedi anlamıyorum. Ya ben anlamıyorum. Bizim takımlarımızdaki hocalar ya elinde malzemem var. Bunu Süper Lig'de konuştuk. Prosinečki'de Kreves var, yedek oynuyor. Aynen. Ya burada belli oyuncular var, yedek oynuyor. Ya sen bu adamları yedek bırakıyorsan ya mağlubiyeti hak ediyorsun. Zaten biz Altay tarafındaydık. Altay aynen kazandı. Sen Yılmaz üzerine her hafta söylüyorsun performans anlamında iyi oyuncu. Aynen. İlk defa katkı yaptı skora. Ya Yılmaz Hatay da çok iyiydi ama Samsun'a gittikten sonra ona bir haller olmuştu. Burada yeni yeni toparlamaya başladı. Bazı oyuncular öyledir. Bir yerde iyi oynarken. Doğru aynen. Taş yerinde ağırdır durumu aynen gibi oluyor. Antalya Spor'a pardon Altay'a da çok şeyler katacağı zaten belliydi. Sen evet bunu her hafta söylüyordun. Leandro'ya yedek başladı yine. Aynen. Ayrıca biliyorsun Kerem Avcı da yedekti bu maçta. Kerem Avcı yalnız çok katkı yapacak onu söyleyeyim. Yapacak işte ben yedek kalmasını anlayamadım. Ama şundan dolayı onu normal karşılıyorum. Gaziantep'te ligin ilk yarısı hiç oynamadı biliyorsun. Hatta Sumudika zaten alt ligden gelen kadronun birçoğunu oynatmadı. Hep gönderdi. Hepsini gönderdi. Aynen. Kerim çok yetenekli bir oyuncu. Balıkesir'den, Sivas'tan çok iyi biliyoruz Kerem Avcı'yı. Müthiş bir sol ayağı var. Roket gibi kullanıyor. Geçen sene Antep'i Süper Lig'e çıkaran oyuncuların da başındaydı. Altay Hoca'dan çok iyi takviye yaptı. Kesinlikle ama Altay'ın bence en az bir tane forvete takviye lazım, bir de orta sahaya takviye lazım. Payşao'ya alternatif şart, katılıyorum sana. Helder'i nasıl buldun yeni transfer? Helder iyi oynuyor. Yok, Helder zaten sezon başından beri burada ama. Yok, nasıl oynuyor yani? Ya Alhasan da iyi, Helder de iyi. Ben iki oyuncuya da olumsuz anlamda bir şey demiyorum. Ya Helder aslında şöyle. Ya Putsila sanki Tatos değil de Putsila gitmeliydi bence. Ne diyorsun? Ya ben iki oyuncuya da gitmemesi gerekiyor. Ya yaratıcı anlamında diyorum. Yok yok, gitmemesi gerekiyor. Zaten Altay'ın kadrosu dar. Transfer de gelmeyecek gibi duruyor. Yani. Evet. Şu anda bakıyoruz, bir hafta kaldı. Yedek bir stoper de lazım bence. Şu an çünkü Gencer sakat, İbrahim Öztürk sakat. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Altay'ın ben sana Abdülkerim'le Cenk'in alternatiflerine bir tane oyuncu lazım. Sıkıntı var. Ben Altay'ın her bölgesine takviye edeyim. Altay'ın iyi bir ilk 11'i var ama yedek kulübesi sıkıntılı. Sezon başında söylüyoruz. Sol bekte oyuncu sakatlandığı zaman sağ bek oyuncusu sol bek. Şu an sol bek çok iyi oldu. Yedek sol bek Doğa. Özgür bu maçta 11 işte çıktı. İyi oldu. Aynen ama öyle. Sağ beke de transfer lazım şimdi. Katılıyorum. Ya orta sahaya da lazım. Ya 6 numaraya da lazım. 8 numaraya da lazım. 10 numaraya da lazım. Altay'ın ilk 11'i gayet iyiydi. Alternatif oyuncular olsa Altay'ın ben direkt playoff'a gireceğini söylerim yani. Ya ben de söyleyeyim de Altay istikrarsız gidiyor. Altay ama benim büyük playoff'a en büyük adaylarımdan biri playoff için. Ama çıkmasını zor görüyorum. Ya ben de zor görüyorum. Ben takviye şart diyorum. 2-3 tane takviye şart. Aynen alternatif ya olarak. Ya üst düzeyde yetenekli oyuncular gelmesi lazım. Yoksa Altay tıkanıyor belli bir zamandan sonra. Doğru. Biliyorsun sezon başında bir seri yapmaya başlamıştı galibiyet anlamında. Hatta 5. sıraya gelmişti. Taraftar da çok iyi bir şekilde kenetlenmişti. Ondan sonra takım bir tepe tak tak gitti 6 aynen hafta. Bir anda biliyorsun 12. sıraya kadar düşmüştü. O yüzden Altay'ın takviye ihtiyacı var. 2-3 tane takviye ihtiyacı var. Ya İstanbulspor'un da Fatih Tekke'yle başarılı olması çok zor. Bana da öyle geliyor. Çok zor gözüküyor. Pazar günü oynanan maçlara geçelim. Aynı saatte 2 maç vardı. İlk Büyükşehir Belediye Erzurum Balıkesir maçını konuşalım. Açıkçası Balıkesir Spor rakip sahaya bile gelemedi. Çok cılız atakları var. İki tane falan. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor da söylenecek hiçbir Rölanti'yi şey aldı, oyunu aldı. Maçı kazandı ama ben de hiç beğenmedim çok Erzurum Spor'u ki Balıkesir Spor karşısında hele bir de. Balıkesir Spor zaten çok sıkıntılı bir durumda biliyorsun. Yani birçok oyuncu gitti takımdan. Oğuzhan gibi, Furkan Çil gibi. Ayrıca işte bakıyorsun kaç aydır para alamıyor oyuncular. Gulu İbrahim gitti. Ali Çolak'ı kaybettiler. Gulu maç gitti. Ve ayrıca Erzurumspor da maça çok moralli çıktı. Beşiktaş elediği için tekrardan tebrik ediyorum Erzurumspor'u. Evet, tebrik ediyoruz. Çok önemli bir iş yaptılar. Kesinlikle değinmemiz lazım. Haftasında İnönü'de ya Vodafone Park'ta Vodafone'da daha doğrusu ya Murat Uçar, ondan sonra Oltan, Sissoko zaten maçın yıldızıydı. Muhteşem gol attı. Kaleden döndü biliyorsun. Ben Balıkesir maçında Erzurum'da Murat Uçar dışında hiçbir oyuncuyu ben beğenmedim. Ben Sissoko'yu da beğendim. Sissoko iyi. Seyiç'e zaten hiç düşmedi. O yüzden ya, bir şey demiyorum. Seyiç'e zaten hiç düşmedi. Kalesi bile gözükmedi neredeyse. Balıkesir'in gelecek hali yoktu çünkü. Yoktu. Kaleye. Bu maçta dediğim gibi Murat Uçar zaten konuştuk çok biz. Çok iyi oynadı. Murat Uçar'la Sissoko çok iyi oynadı. Sissoko çünkü çok iyi mücadele evet ediyor. Hücum pardon fiziksel anlamda da çok etkili bir oyuncu. Yani, Obertan çok etkisizdi. Obertan çok top kaybetti. Çok ya, top Obertan ezdi. Ayağındaki bütün topları kaybetti. Çok hatalı paslar yaptı. Ya bir de şöyle bir şey var. Erzurumspor kazandığı veya hücuma çıkacağı her topta topu geri oynuyor. Aynen o ya, büyük bu kadar sıkıntı. Top geri oynanmaz. Hiçbir zaman Erzurumspor bu sezon yani genel anlamda Karagümrük maçı dışında hiç maçta zevk vermedi. Katılıyorum sana. Hiç ya, maçta maçları zevk vermedi. Kazanıyor Erzurumspor ama oyun anlamında zevk yani vermiyor. Yasmin Cuk bile gol attı ama çok kötü oynadı. Yalnız Yasmin Cuk'un bu üçüncü kazandırdığı maç içerideki Altınordu maçını kazandırdı. Geçen Osmanlı maçını kazandırdı Erzurum'da. Bu maçı da kazandırdı. İçeride tam 3 maçı kazandırdı ama Erzurum'a. Erzurum çok şöyle kritik gidiyor. Goller hep atıyor. Hep 1-0 1-0 gidiyor. Evet, ya bu o nereye büyük kadar gidecek problem. ben merak Katılıyorum ediyorum. sana.
Erkan Sözer'in biraz daha takımı nasıl desem hani hücuma yönlendirmesi evet. lazım. Ayrıca forvet şart ya. Yani. Ben sana şunu söyleyeyim. Kesinlikle bu takıma gol makinesi lazım. %100 forvet lazım. Ya Mikael Pote oyuna girdi. Ya Mikael Pote zaten 35 yaşına geldi. Belli bir yaşta. O da artık vücut olarak gidemiyor. Veremiyor istenileni. Oyuna girdi. Top gelmedi ayağına. Aynen. İki tane top geldi. Birinde zaten faul yaptı. Sarı kart gördü. Ya, ikinci topta zaten kaleye uzaktı. Top ezildi. Erzurumspor'un kesinlikle orta sahaya da takviye lazım. Ben orta sahaya bekliyorum. Emre Abbas'tan çok kötü oynadı. Kanatlara mı yoksa ortaya mı? Ortaya. Ben açıkçası ortaya takviye olduğu ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Orada çok oyuncu var da. Çok oyuncu var. Bence forvet lazım. Şimdi şöyle çok oyuncu var. Destek yok. Hamurum çok kötüydü dün. Jasmine Cuk zaten biliyorsun ön numara tarzında. Orta saha oyuncusu değil. Defansif oyuncu. Altı numara. Tam bir altı numara. Hamurum kötüydü. Emre Abbas'tan çok kötüydü. Emre Abbas'tan da ortada oynayabiliyor ama ya Emre Abbas'tan performansı çok kötüydü dün. Ben gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bir diğer mücadeleye geçelim istersen. Hatayspor kendi evinde Menemenspor 2-0 mağlup etti. Ya fazla konuşulacak bir şey yok zaten. Bayram Toysal geçen haftaya göre doğru hamleler yaptı. Ali Can'ı ilk 11'de başlattı. Bunu çok söylüyorduk. Evet. Helder Barbosa'yı hemen 60'ta oyunu aldı. Selim'e dayanmadı. Selim çok kötü oynadı. Hatayspor'da bu sene şöyle bir sıkıntı var. Caner Hüseyin Bağ iyi oynadı mı? Selim kötü oynuyor. Selim iyi oynadı mı? Caner Hüseyin Bağ kötü oynuyor aynı anda. Aynı anda bu iki oyuncu hiç iyi oynayamadılar. Dame Diop oyuna girdi. 5 dakika sonra gol attı. İlk maçından siftah yaptı ki Tarak kısa sürede demiştir. Hani nasıl desem sana biraz daha hazır olursa direkt ilk 11'e girebileceği konusunda bir şey verdi. Bir de Hatayspor şu an hakikaten Türkiye'nin Atletico Madrid'i gibi. Hatayspor 1-0 öne geçti mi gol yemiyor. Yani çok zor. Kaybetmiyor diyelim maçı. Aynen. Hatta ya, direkt kazanıyor maçı yani. Aynen. Öne geçtiği maçlarda hiç kaybetmiyor Hatayspor. Çok iyi koruyorlar skoru. Çok iyi korumayabiliyorlar. Menemenspor çok etkisiz kaldı. Hani hiçbir tehdit yaratamadılar. Sadece maç boyunca Yusuf Abdioğlu ile Hüseyin Çolak'ın güreş müsabakası vardı. Aynen. Bu iki oyuncu çok didiştiler. Hatayspor çok rahat kazandı. Neler söyleyeceksin? Ya biz de zaten rahat bir galibiyet bekliyorduk. Menemenspor'dan düşüşte bekliyorduk. O da beklediğimiz gibi oluyor 2 haftadır. Takım gol atamadan kaybediyor. Aynen. 2-0 ve 3-0. Ya Menemenspor zaten geçen hafta sen söyledin. Ben playoff'a kalacağını düşünmüyorum demiştin. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Ayrıca Keçiören Gücü'nü de ben düşünüyorum. İkisi de düşüşe geçecek gibi duruyor. Takviye gelmedi zaten Menemenspor'a. Menemenspor'un kesinlikle takviye ihtiyacı vardı. Ama zaten takımın bütçesi yok. Yani maç çok anlamda düşük. Sıkıntıda belediyeden destek de gelmiyor. Hatayspor tebrik ediyoruz. Hatayspor bu şekilde giderse şampiyonluk olacak gibi duruyor. Hatayspor'un çok çok büyük bir avantajı var. Ben o yüzden diyorum yönetimin 8 numaraya takviye yapmasını. Hani Hatayspor'un şu an para harcamaya risk alabilecek bir durumu var. Çünkü çok iyi bir fikstürü var. Var. Giresun Hatay'a geliyor. Erzurum Hatay'a geliyor. Bursa son hafta Hatay'a geliyor. Karagümrük'e İstanbul'a gidecekler. Keçiören Gücü Hatay'a geliyor. Menemenspor Hatay'a geldi zaten. Dün geldi. Akhisar Spor Hatay'a geliyor. Herkes Hatay'a gelecek. Bursa ligin ikinci yarısında. Son hafta geliyor zaten. Gelecek. Müthiş bir fikstür avantajı var Hatay'ın. Yönetiminde o son fedakarlığı yapıp iyi bir 8 numara aynı geçen seneki Sadio Diallo tarzında bir oyuncu gelirse ben Hatay'ın Süper Lig'e ilk 2'den çıkacağını düşünüyorum. Çünkü iç sahada çok iyi oynuyor Hatayspor. Gol yemiyor zaten bir kere. Bu büyük avantaj. Bir şekilde de maçları almayı biliyor. Hatayspor yönetiminin aynı Popov, nasıl sağ beke Popov gibi çok iyi bir takviye geldiyse orta sahaya 8 numaraya da bir Süper Lig ayarı futbolcu gelmeli. Çünkü Süper Lig'e çıkarsa Hatayspor ayak bastı parası zaten 30-40 trilyon biliyorsun. Milyon TL. Çok büyük para. Aynen milyon TL. Hı-hı. Çok büyük para. Yani Hatayspor yönetiminin bu fedakarlığı yapması lazım. Hatayspor'un önü açık ya. Ben hani ilk ikinin en büyük adayı zaten şu an gözüken. Fikstürü çok iyi çünkü. Geçen haftaki programımızın altına da taraftarlar yorum yazdılar. Bizim söylediğimizi söylüyorlar. 8 numaraya takviye bekliyorlar. Aynen. Tek ihtiyacı olan yer orası zaten şu an. Zaten şöyle söyleyeyim ben sana. Eskişehir'deki Sissoko'yu çok kötü kaçırdı Hatayspor. Kesinlikle. Erzurum yerine burada olsaydı takımda daha çok skor yapardı. Aynen. Erzurumspor'da biliyorsun yanındaki oyuncular biraz daha şey kalıyor, tembel kalıyor. Ya skor anlamında sıkıntılı. Evet, yaratıcılık anlamında. Tam tersi. Aynen. Ya Sissoko'yu alsaydı Hatayspor muhteşem olurdu. Ben de katılıyorum. Hatta en kötü Kamada'yı sağ alsaydı. Ha, 6 numara biraz daha yatkın belki ama iş yapardı. Hareketlilik getirirdi. Evet. Katılıyorum sana. Son olarak da daha doğrusu 2 maç kaldı. Hemen onlara geçelim. Eskişehir Spor Adana Spor'u Afyon'da ağırladı biliyorsun. Eskişehir kendi maçlarını ikinci yarısında farklı illerde oynayacak. Yalnız Eskişehir taraftarını kutluyorum. Hakikaten Afyon'u da doldurdular yani. Tam yani full tribünlere oynadı. Eskişehir Spor nereye gitse taraftarı yanında yani. Süper Lig'deki bazı takımları görünce hiç taraftarı olmayan takımları
böyle bir camianın ya bu ligde bu durumlarla uğraşması çok üzücü. Öncelikle onu söyleyeyim. Adana Spor'da da forvetsiz oynamanın cezasını çekiyor 2 haftadır. Embiid'le 78'de oyuna girdi. Çok net bir pozisyona da girdi ama Ekrem geçen haftaki gibi bu maçta da iyi oynadı ve o net pozisyonu çıkardı. Zaten ben şunu söylüyorum. Adana Spor'un kaderi önümüzdeki hafta çizilecek. Osmanlı maçında kendi evinde oynayacağı maç. Kazanamazsa çok büyük sıkıntı bence yaşar. düşer. 14 hafta kalıyor Ben de ben düştü düşünüyorum. derim. Eskişehirspor'un da gençleri canla başla savaşıyorlar. Tebrik Neler ediyoruz hepsini. söyleyeceksin maçla alakalı? Ya Eskişehir'e sezon başından beri taraftarını bir tarafa ayırıyoruz, yönetimi bir tarafa Aynen ayırıyoruz. öyle. Ya bizim bu takımdaki tepkimiz yönetimi. Sezon başından beri bu takım işte yemekler konusunda sıkıntı yaşadı, duş muş. Her Ya şey. garip garip şeyler çıktı ortaya ama ona rağmen bu takım Çok ilk iyi yarıda gidiyor. çok garip, yani bazı maçlarda diyeyim, daha doğrusu garip dediğim şöyle. Herkesin fark atacağı dediği takımlar Eskişehir'e kaybetti. Adana Demir'i Adana yendiler Demir. deplasmanda. Ondan sonra Ümraniye'yi içeride Ümraniye'yi yendi. Ya yendiler. Eskişehir çok ekstra Ya puanlar Eskişehir'in aldı. eksi puanları olmasa şu an 19 puandaydı. Zaten Eskişehir yakan oydu. Biz dedik Aynen ki öyle. o zaman eksi puan gelmemişti. Eskişehir eğer devre arasına kadar iyi bir puan toplayıp devre arasına takviye tahtayı açarsa ligde kalır demiştik ama o eksi puan tamamen işi bitirdi. Ya takviye Evet. de gelse bu takıma, ya bu takımın en kötü 4-5 hafta üst üste kazanması Tabii lazım. seriye bağlaması Seriye lazım. bağlanması lazım ama Eskişehir takviye yapamayacak zaten. Taht Ben bu açılmayacak. maçta oyun olarak Eskişehirspor'u daha çok beğendim. Eskişehir Adana'dan daha iyi oynadı Ya zaten bence. şöyle bir şey var. Eskişehir Adana'nın hiçbir farkı yok. Adana Spor'da 3 tane oyuncu var. Eze, Embiid, Etame. Bir de Arabidze. Arabize. Arabize'yi zaten kenara ayırıyoruz. Onun işi bitti. Sakatlandı. Büyük ihtimalle Sezonu Nisan'da falan kapattı dönecek hatta. ki Çok zaten zor. dönse de işi bitti. Aynen. Eze ve Embiid Etame'ye bağlı. Ya Etame 78'e girdi. Net bir gol kaçırdı. O da hazır durumda değil zaten şu Değil. an. Eze takıma dönerse Ben haftaya. Eze'nin döneceğine Ha, inanmıyorum. ben Ya de Eze dönecek. bence oynamak istemiyor. Ya yok. Gözüken o. Ben sakatlık durumu olduğunu Ya bir de düşünüyorum. Adana Spor'da gerçekten çok yeteneksiz oyuncular oynuyor. Furkan Var. Özçal. Dün takımı mahvetti resmen. Hani Eren Keleş'i ben söylemekten bıktım. Bıktık zaten. Ahmet Dereli. Çok yetersiz oyuncular var takımda. Ya benim söylediğim konuya geldin yine. TFF 1. Aynen liginde öyle. biliyorsun fark yaratan oyuncun olmazsa Az. yani Oldu mu sorun yanıyorsun. yaşarsın. Aynen öyle. Ya Eskişehir'in gençleri hepsi Adanaspor'un oyuncularından daha Özellikle yetenekli. Mete Kağan çok iyi Çok oynadı. iyi oynuyor. Mehmet Özcan zaten sezon sonu kesin Süper Lig'e gidecek. Dün yine Ya çok iyi Süper Lig oynadı. olmasa da TFF 1. TFF'nin liginde kadro iddialı ile takımlarından kalırlar. birine Gider. gider. Aynen öyle. Ama iki Ben takımın da durumu çok zor. çok zor ama Ligde ben kalma anlamında. Eskişehir'in taraftarını ve takımını ayırıyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten bu bir puan bile değerli. 2 haftadır bu takım kaybeder denildi ama Aynen. 4 puan kazandı. Ya eksi 9 puan gerçekten olmasaydı, şurada eksi 9 değil de eksi 4 puan bile olsaydı Eskişehir'in şansı vardı. Çok vardı hem de. Ama çok büyük sıkıntıya girdi. Aynen öyle. Ya yönetimin artık şöyle diyeyim daha doğrusu Eskişehir'in önde gelenleri artık iş yapacak kişilere teslim etsinler bu kulübü. Kesinlikle. Yoksa bu takım Yıllardır işi zor. bu kulübe gelenler çırptılar, götürdüler, kendilerini zengin Evet, sana şu ettiler. örneği vereceğim. Yoksa bu takım Kocaelispor gibi olacak. Yani Kocaelispor nasıl alt taraflara gitti. Tabii aynen. 10 yıl transfer yasağı Aynen aldı. öyle. Eskişehir o duruma gelecek gibi duruyor. Ben Eskişehir'i tebrik ediyorum burada. Adanaspor bence bir kayıp yaşadı. Kesinlikle. Kazanması Ben gerekiyordu. de öyle düşünüyorum. Son olarak da Adana Demirspor, Boluspor maçını konuşacağız. 86. dakikaya kadar Adana Demirspor için her şey mükemmel gidiyordu. Şampiyonluk şarkıları söylüyordu Aynen taraftara belki öyle. de. Ama son 7-8 dakikada her şey tersine döndü uzatmayla beraber. Boluspor ilk Delarge'la golü buldu biliyorsun hızlı hücumda. Ardından da son dakikada bir duran topta Burak arka tarafta çok iyi kendini soteye yatırdı. 96-5'te. Amiyane tabirle ve seken topa kafa vuruşunu yapıp altın değerinde bir puanı getirdi takımına. Sana şunu soracağım şimdi. Ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Adana Demirspor'un takım olarak bence bir çemberli taş hamamına gitmesi lazım. Sezon başından beri bu kadar olmaz. Kaç tane maçta öne geçti? Ya maçı verdi ya berabere bitti. Osmanlı maçını az kalsın veriyorlardı. 3-0'dan 3-2 bitti Evet, biliyorsun. deplasmanda. Yani Eskişehir'e kendi evinde kaybetti. Bu takımda bu kadar uğursuzluk anlamıyorum Onun ya. farklı bir tabiri var da onu sana şimdi Aynen tabii söyleyemeyeceğim. ki de Anladığım için aynı. Ya söylemiştim. bilmiyorum bir takımda bu kadar mı bahtsızlık, uğursuzluk, Uğursuzluk şanssızlık, dedin, uğursuzluğun nedeni uğur uğur. tütüneker Aynen, aynen onu söyleyeceğim zaten. talihsizlik olur. Yani devre arasında yine 10 numara transferler yapıldı. Ya Mehmet Akgüz'ün kaçırdığı 2 tane İşte pozisyon ben var. ona geleceğim. Sen Senle ben şimdi bile yanlışlıkla atabiliriz diye düşünüyorum. ona Neler hiç değinme. Ben söyleyeceksin? sana şunu söyleyeceğim. Ben sana bunu Süper Ligi konuştuğumuzda da söylüyordum. Süper Ligi konuştuğumuzda değil, daha doğrusu TFF 1. Ligi'ni konuştuğumuzda da At söylüyordum. dikleri Sen özellikle. diyordun ki ya kafa oynayan takımların Mehmet Akgüz örneğini hep veriyordun. İşte Burak Çal örneğini veriyordun. Ben de sana diyordum ki ya kardeşim bu oyuncular bu takımlarda da oynayamaz. Niye oynayamaz? Ya bu adamlarda yetenek yok.
Ya işte gördün sen Ne bunu. geçen sene Denizli Sporu lige çıkardılar Tamam madem çıkardı da yetenek şimdi bu yoksa. adamlar böyle. Ya yani bir maç Tavşanlı Linyit'te yaptıkları tamam da şimdi ortada. şöyle yap. Bu adamlar bir kere kazandırır, 10 kere kaybettirir. Şimdi Adana Demirspor 2-0 önde. Sen bu golleri atsan 3-4-5-0 bitecek maç. Atamadın. Ne oldu? Şimdi Adana Demirspor bir sürü yatırım yaptı, değil mi? Bu kadar para harcadı. Felaket 2 yıldır. Felaket Dehşet harcıyor. yatırım yapıyor. Şimdi bu devre arasında felaket yatırım yaptı. Erkan Zengin'e verilen para yüksektir Tabii bence. Muhammed kaleye Muhammed, geldi. Dippa Pa bir Amat anda Dippa. karıştırdım. Çin'den geldi. Zaten orada aldığı rakam belli. Burada da Tabii. yaklaşık 1,5 milyon euroya yakın bir para alıyordur bence. O Yani en kadar değil de kötü. 1 milyon alır benim Yani 1,250 tahminim. 1,5 vardır rahat. Yani. Çünkü yüksek bir rakama Çin'de deli geldi. paralar Aynen dönüyor. öyle. Şimdi Mehmet Akgüz bu golleri kaçırdı. Taraftarın büyük tepkisi var zaten. Ya o goller Evet. nasıl kaçar diye. Adana Demirspor bu maçı kazansa 4. sıraya çıkacaktı. Aynen dördüncü oluyordu tam. Ben zaten geçen haftaki maçın ölçü olmadığını söylemiştim. Her şey Wolfsburg maçında belli edecek demiştim. Ya ilk maçtan zaten belli etti. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu takımın hamama değil hiçbir yere gitmesine gerek yok. Urtu gel gitsin bu takım düzelir. Ya bilmiyorum Adana Demirspor'da o kadar garip bir durum var ki ya bu ya felaket basireti bağlanmış bir Uğur durumda. Streker. Yani tek Hani gerçeği bu başka bir bilmiyorum şey yok. yani tüm takıma bir kurşun mu döktürür Başkan Murat Sancak? Çok garip bir durum var. 2-0 iken bir Aosman'ın 2-0 olduktan sonra bir kaçırdığı gol var. Attığı golden daha kolay. Ya ben sana şunu İnanılmaz söyleyeyim. goller kaçtı 2-0'dan. Ben Bu sana şu Erkan'ın var yine. var. İnanılmaz Ben yani. sana şunu söyleyeyim. Hamama biz gitsek, keselesek futbolculara takımdan hiçbir hayır gelmez. Bilmiyorum Uğur bir Tuna de gariplik var. gerçekten ya takımda negatif bir şey var, enerji var Ya hocada. Uğur Bazı Tuna de hocalarda şöyle bir şey vardır ve oyuncularda da vardır olumlu bu. sinerji. Yok, olumsuz sinerji vardır. Takım ne Aynen. yaparsa yapsın hiçbir şey olmaz. Olmaz. Uğur Tuna de aynı şekilde devam ediyor. Buna Sancak çok büyük hata yaptı. Ya çok iyi takviyeler yaptı. Kardeşim bir şey düzgün yapıyorsan tam anlamıyla yap. Hocayı da Hocayı da gönder. Ya Hikmet Karaman falan bu takımın başına gelirdi. Bu maddi anlamda mesela. şöyle bir durum var. Konyaspor'da nasıl Aykut Kocaman hani el freni ise burada da Uğur Tütüneker el Ben freni. bunu Süper Lig'den örnek veriyoruz işte. 5. haftada Adanaspor maçından önce söyledim. Evet. Programda, özel Aynen programda. Daha öyle. gelmeden söyledim. Sen söylemiştin Her hafta bayağı bir. söylüyoruz Aynen. zaten. Artık ne Ya kadar söyleyeceğiz bilmiyorum. Biz daha tahmin açıkçası edemiyoruz. şöyle bir durum var. Adana Demir bu maçı alsaydı önü çok açılacaktı. Gerçekten ayağına sıktı diyoruz ya takımlar için. Adana Demirspor onu yaptı. Ya Adana Büyük Demirspor. bir kayıp oldu bu. Hatta ben Boluspor taraftarları maç 2-0 iken sosyal medyada isyandaydılar. Bir yanda maçtan sonra kalp emojileri yolladılar aynen. takımlarına Çok hani. büyük onların da tepkisi Ümidi vardı takımlarına. kesmişlerdi tabii. Boluspor taraftarını da ben çok iyi şekilde anlıyorum. Takıma hiç destek yapılmıyor. Orada da başkanın çok büyük şeyi var. Başkan Necip Çarıkçı takımı yani Aynen, resmen 2. hatta lige götürüyor şey ya. söylüyorlar. Diyorlar ki Çarıkçı için daha önceden Boluspor biliyorsun sıkıntılı bir dönemdeydi. Evet. Aynı o dönemine çevirmeye çalışıyor diye. Aynen öyle. Ayrıca Pupon'a da geçmiş olsun Çok diliyoruz. geçmiş olsun. Çok büyük Kötü bir sakatlık sakatlık geçirdi. geçirdi. Ben şeye gülüyorum yine. Aklım taraftara gitti. Taraftar bir yorum yazmıştı. Hatta bana sordu o yorumu da. Ya bu Boluspor hali ne olacak? Pupon'un artık bıktık dediler Pupon'dan da. Hep Pupon, Pupon, Pupon. Onlar da bizim gibi tekrarlıyorlar sürekli Adama ismini. aynen Ya öyle. onlar bir takviye bekliyorlar forvete. Vallahi forvet şart. Kubilay'la da olmaz. Olmaz bu iş. Ya Çok zaten zor. Pupon da bak. Bunu biz Delarj da forvet değil. Deler Sağaç. zaten sağ açık oyuncusu. Golünü attı. Tabii. Deler zaten iyi bir hücum oyuncusu Tabii. ama hedef santrafor Çok iyi bir değil. kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu. Adana Demirspor'da ayağına sıktı. Ayağına değil hatta ben biliyorsun maçı izlerken sana bir tabir Aynen. kullanmıştım. Tüm vücuduna sıktı Ya hiç ya. söylemeye gerek yok o lafı zaten. Aynen öyle. Söyleyemeyiz burada. Haftaya çok önemli bir maçı var Adana Demirspor'un. Keçiörengücü O maç öncesi deplasmanı. çok kötü kaybetti puan. Kesinlikle. Adana bir de Adana Demirspor'un ben şöyle bir hesap yapmıştım onlar adına. Bursa deplasmanına kadar takılmaması lazımdı. Çünkü Bursa'daki maçta ev sahibi avantajıyla Timisoara Arena'da Bursa favori bence Bursaspor. Ya Ben o öyle maç düşünüyorum. şu an konuşmaya Tamam gerek var yok. zaman ama Konuşmaya gerek şimdi yok da ben sana fikstüre ev geçen sahibi avantajı çok büyük ya o ayrı bir avantaj. şey tabii ama ben sana geçen hafta dedim ki sen çok erken konuşuyorsun. 6-1'lik galibiyetten sonra. Ya çünkü bu takım o maçı ölçü olmaz. Ya bir de Balıkesir o gün çok açık oynadı. Çok açık oynadı Tabii. ya o maçı ölçü olmaz. Bir iki hafta göreceksin işte ilk Bakalım. maçta patladı yani. Zaten bu Keçiörengücü deplasmanında da Adana Demirspor adına bir olumsuzluk olursa Uğur Tütüneker artık bir zahmet Ya gitmeli Urtunaker yani. çok geç kaldı. Murat Sancak çok geç kaldı artık. Bence de İş işten katılıyorum geçti. sana. Son olarak da biliyorsun bu akşam oynanacak Karagümrük Altınordu maçı var. O maçı yeni haftada konuşacağız sonucunu zaten. Yeni hafta dediğim hani önümüzdeki haftayı konuşurken Bu hafta için. yapacağımız programda aynen.
Karagümrük biliyorsun dün Atamah'la anlaştı. Çok önemli bir transfer. Aslında Karagümrük çok iyi transferler yapıyor ama bir türlü o sezon başındaki yaşanan Cüneyt Dumlupınar'ın gitme sürecinden itibaren yanlış hoca tercihleri. Aynen. Dikiş bir türlü tutmadı. Altın Ordu'yu konuk edecekler ki bugün Altın Ordu'da biliyorsun çok önemli bir oyuncusunu Kasımpaşa'ya yolladı. Anıl Koç'u. 300 bin euroda bonservis elde ettiler. Gayet iyi bir rakam. Aynen. Anıl da çok bence değerli bir oyuncuydu. Süper Lig yapmayı da hak ediyordu. Ama ve yanlış bir takıma gitmedi mi sence? Ya çok karışık şu an Kasımpaşa. Aynen. Katılıyorum ama oyuncuya teklif geldi mi takım iyiymiş kötüymüş bakmıyor Süper Lig'den. Gitmek istiyor. Kendisi Altın Ordu'da zaten oyuncu satan bir takım sürekli. Onlar da direkt yolladılar. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ben Karagümrük'ü bir adım önde görüyorum. Sen neler söylersin? Ben geçen hafta da söyledim. Ben kapalı kutumu açık görüyorum. Karagümrük zaten büyük hatalar yapıyor. Hoca anlamında. Sobe için durumu belli olmadı. Maç saati belli olacak gibi duruyor. Ben 160-170 oynamayacağını düşünüyorum. Onun dışında Ataman'da çok katkı vereceğini düşünüyorum. Ama bugün oynamaz bence. Bence zor. Oynamaz gibi. Aslında hazır oyuncu. Ama bence oynamayacağını düşünüyorum. Ben belki ilk 18 olabilir ya da kulübede. Kapalı bir kutu görüyorum. Aynen. Resmen kapalı kutu yani maç. Aynı Akhisarspor, Bursaspor maçı gibi. Her sonucu açık. Ya gol atan takım skorun üstüne yatabilir. Ki Karagümrük bu sezon gol anlamında büyük sıkıntı yaşıyor. Evet. Ya Erkan Zengin gittikten sonra üretemiyorlar. Kim açacak oyuncu yok. Emegara geçen hafta yoktu. Bu hafta da bir haber çıkmadı. Var mı yok mu bilmiyoruz. Endao oynayabilir Sobia olmazsa. Endao zaten oynayacak gibi duruyor. Fazla aynen, bir sıkıntı yok gözüküyor. Çünkü geçen hafta da gol atmıştı. Aynen. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Ben de sana da teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsun yeni hafta programımızda görüşeceğiz seninle. O zamana kadar kendine iyi bak. Sağ ol, sen de görüşürüz. Trivela Spor'da bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.